Şimdi biraz da Türkiye'nin içine doğru konuşacağız. Çünkü biliyorum bu konuyu daha çok uzun süre konuşacağız e, sizinle. Ama bugün Türkiye'ye dair de bizi ilgilendiren bence çok önemli bir haber vardı. Bir gün gazetesinin manşetindeydi bu haber. E, sevgili Timur Soykan'ın haberiydi. E, işte bir mektuptan bahsediyor Timur Soykan ki erişim engeli de geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar... Hakimler Savcılar Kurulu'na gönderdiği bir dilekçede adliyedeki rüşvet çarkını anlatıyor. Diyor ki uyuşturucu sanıkları 3 ayda çıktı. 1,5 milyon avroluk soygunu 6 ayda tahliye çıktı. Kaçak saatler iade edildi. Yasa dışı bahis baronları 2 ayda serbest kaldı. Başsavcı da demiş ki mal varlıkları araştırılsın. Gün bitmeden e, bu habere erişim engeli ve çıkarma kararı geldi. Bakın bunu biz söylemiyoruz. Biz zaten biliyoruz yargıda bir takım işlerin artık yolunda gitmediğini olayın buralara kadar gelmiş olabileceğini biz zaten biliyoruz ve aylardır yıllardır bunun isyanında bulunuyoruz ama bunu söyleyen biz değiliz bunu söyleyen yargının kendisi yargıya şikayet ediyor ve çıkıp yine yalan yargı yalan yengelleye yalan işte. engelleme kararı getiriyorlar biz hangi kapıya gideceğiz ee, yani o bunun hesabı sorulsun diyen yargı mensuplarının yanında olacağız, destekçisi olacağız. Bütün bu rüşvet çarkının içine batmış ve iktidarın bir kalem şürü, silah haline gelmiş yargıçların da karşısında olacağız. Son Osman Kavala kararı ilginç bir şekilde aslında Avrupa'nın doğrudan kararı veren hakimleri sorumlu tuttuğunu neredeyse isim isim hedef göstererek isim vermeden ama bu kararı veren alt mahkeme, üst mahkeme, temiz mahkemesi üyelerinin sorumlu tutulacağına dair çok ilginç bir karar verdi. Yani artık öyle ben ne yapayım sorumluluğum yok, bana emredileni yaptım deyip sıyrılma şansınız olmayacak. Yani bunların bir bedeli olacak ve o bedeli ödeyeceksiniz. Belki bir yere kadar iktidar korur ama bir noktadan sonra artık iktidarın da sizi koruyamayacağı bir nokta gelir. İşte burası yavaş yavaş yargı içinde bile rahatsızlık yaratan e, bu kadar da olmaz artık. Bundan e, bu kadar da batmış olamayız diyen insanlar çıkmaya başladı. O açıdan bence de çok ibretlik bir karar. Ama aynı zamanda yargı içindeki bir çekişmeyi de bize haber veriyor öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Yargı içerisinde daha doğrusu ben e, artık bunun tüm emarelerini görmeye başladığımız için söyleyeyim. Bürokrasi içerisinde çok ciddi bir çekişme var. Yine bir takım taraflar diyelim. Hadi bunları şimdilik isimlendirmeyelim. Aslında bu isimle isimlendirilebilecek gruplar çok açık şekilde ortada. Ama e, bu bir taraflar ciddi bir şekilde çatışıyorlar. E, Ali Yerlikaya'nın getirilmesiyle birlikte emniyette bu çatışma ayyuka çıktı. Hı hı. E, muhtemelen bu artık bu çatışma yargıya taşıracak. Bu bence bunun ilk işaretlerinden biri. Yine bunun arkasında muhtemeldir ki tarikatlar ya da cemaatlerin etkisi vardır. Bu tarikat ve cemaatlere bağlı olarak siyasi grupların etkisi vardır. Bunu neden söylüyorum? Bakın AK Parti kongresini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AKP Genel Başkanı da seçildi. Ama orada bir takım değişiklikler oldu. Örneğin Şamil Tayyar artık MKYK'da değil. Ve isyanını görüyoruz. E, bu isyanını dile getirirken aynı zamanda şunu söylüyor. E, tasfiye imasında bulunuyor. Binali <laughs> Yıldırım MKYK'da değil, Mücahit Avcı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. MKYK'da değil. E, yani sadece bürokrasi de değil, parti içerisinde de ilginç şeyler yaşanıyor. Ve bunun e, elbette ki siyaset dünyasına ve Türkiye'ye bir yansıması olacak. Ben bu dilekçeyi ki Tümür abi çok önemli bir habercilik yapmış, onu ayrıca kutluyorum ama e, bu dilekçeyi bundan bağımsız düşünemiyorum. Evet. Yeni bir sürece doğru gidiyoruz sanırım. Fakat parti içinden çok bilgi sızmıyor değil mi Altan? Yani sen Ankara'da nabzı tutan gazetecilerden birisin. Yani mesela Binali Yıldırım gibi bir ismin tasfiyesi öyle kolay hazmedilecek bir şey değil. Çünkü Erdoğan'la iş ortağı, suç ortağı çok uzun yıllar birlikte e, hareket etmişler. Bir dönem başbakanlığı teslim ettiği isim, başbakanlığı tasfiye eden isim e, sırf Erdoğan başkan olabilsin diye. Sonra çok büyük bir mal varlığı var, gemi ordusu var vesaire. Hani birçok bilgi var partiye ilişkin, kendisi ailesine ilişkin ee, ve bir anda yok kadroda. Şimdi e, buna ilişkin e, şey mi bilgi almak mı zorlaşıyor? Ya da kendileri elbette konuşmuyorlar ama parti içinde de e, iletişim imkanları yani basınla hiçbir temas yok tabii değil mi? Oradan bir şey sızmıyor yani. Ya giderek azalıyor. Yani biz neredeyse her gün AK Partililerle konuşuyoruz, telefonlaşıyoruz. Hani ne oldu ne bittiye <laughs> dair ama benim anladığım şey şu. Herkes ne olacağını izlemeye, pozisyon almaya odaklanmış durumda. Hatırlayacaksınız çok ilginçti. Bir iddiaydı dolandı sonra kesildi o iddia. Biliyorsunuz Binali Yıldırım'ın ailesinin yurt dışında da ciddi mal varlığı olduğuna evet. dair yıllardır konuşulur. İddia o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine bu mal varlığının bir bölümünün Türkiye'ye getirilmesi yönünde bir e, talebi diyelim hadi olmuş. Bunun sonunu bilmiyoruz. Bu iddia sonra ortadan kayboldu. Fakat şimdi bakıyoruz ki Binali Yıldırım MKYK'da değil. Ve çok eski bir yol arkadaşlığından da bahsediyoruz. Buna rağmen e, şimdi böyle bir tablo çıkıyor. Geçmişi hatırlayınca bir şeyler değişiyor. Ya acaba o koruma kalkanı kalktı mı ortadan sorusu geliyor ilk. Çünkü sen de bahsettin yani dünya basında yansımış Büyük bir servetten söz ediliyordu. Ee, sen de hatırlattın yani hani bunun parti içinde de rahatsızlık yarattığı, sarayda rahatsızlık yarattığı söyleniyordu. Ee, ve kendisi hep karşı çıktı. Sonra işte çocuklarının e, Venezuela maceraları geldi gündeme vesaire. Yani dolayısıyla e, ama bunlar bir soruşturma konusu olmuyordu çünkü bir saray kalkanı vardı ve o kalkan koruyordu. Şimdi hani parti yönetiminden düşmesi acaba o kalkanın kalktığı dolayısıyla bir hesap verme durumunun olgunlaştığı anlamına mı geliyor yoksa hani tamam getireyim e, arkadaşlar da nasiplensin noktasında bir uzlaşma mı oldu? İnsan bunları merak ediyor açıkçası. Tabii ben şunu şu an şu düşüncedeyim. Bu bir uyarı. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> e, ha hak koruma kalkanı kalkarsa ne olur? Eee e, bunun örneklerini Türkiye'de çok açık görüyoruz son birkaç aydır. Soyludan görüyoruz. So, soylu meselesinde bakın e, ki orada da Süleyman Soylu meslektaşımız Seyhan Avşar'ı hedef gösterdi ama e, yani açık bir şekilde Soylu'ya kimse sahip çıkmadı. çıkmadı. Ya da şöyle Ayhan Bora Kaplan'ın durumu ortada. Ayhan Bora Kaplan'la işbirliği içerisinde olan 9 polisin açığa alındığını bizzat İçişleri Bakanı açıklıyor.